Alemi Dergahı olarak hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada buluşmamızın sebebi, bir araya gelmemizin sebebi, kongremizi, yeni yönetimimizi, bize yol tutacak, bize ışık saçacak yeni yönetimimizi seçmek. Gelen canlara öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii her gün bir yerde bir canımız da Hakk'a yürüyor. Daha dün de bir yeni haber aldık. Hakk'a yürüyen canlarımızı da minnetle anıyoruz. Devirleri daim olsun. Bu yanıyla toplantıyı, bütün toplantılarımız gibi, bütün muhabbetlerimiz gibi gülbandımızı açmakla başlayacağız. Onun için Pir Mehmet Erdoğan'ı buraya rica edeceğim. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Uyansın, gelin uyansın Hakk aşkına. Uyansın, delil uyansın, bildiği tanımadık halde bedenlerini ölüme yatıran canlar aşkına. Allah Allah. Uyansın, delil uyansın, Hallacı Mansur, Seyit Nesmi, Pristun Abdal aşkına. Allah Allah. Uyansın, delil uyansın, Şeyh Bedrettin, Böldüce Kemal, Böldüce Mustafa Kemal, Dorla Kemal aşkına. Allah Allah. Delil uyansın, bütün Kızılbaş Arabi Ocaklar aşkına. Allah Allah. Uyansın, delil uyansın, Masum Paklar aşkına. Allah Allah. Uyansın, gelin uyansın, bir araya gelerek cemal cemala bakmaya, dilimizi birliğimizi kurmaya çalışan gençlerimiz aşkına. Allah Allah. Dil bizden olsun, dilde tavsiye edip olsun. Büyük geçer dilimine. Allah eyvallah. Canlar, sizin herkesin rızası var mıdır? Canların divanda bu toplantıyı, bu kongreyi gidip yazarken rızası var mı? Tamam. O zaman ben size bırakıyorum. Ben programı nasıl işleyeceğini söyledim. Sırayla. Alevilik önemli bir süreçten geçiyor. Gerçekten de tarihte olmadığı kadar Alevi inancımız, Alevi toplumu olarak biz büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani tarihte biz çok büyük katliamlar da yaşadık. On binlerce bizim toplum katledildiği dönemler doğdu. Ama o Yezidler hiçbir zaman başaramadı. Fakat şimdiki tehlike niye daha büyük? Çünkü şimdi katletmeyle değil, zihinlerimizi değiştirerek bizi asimile etmek istiyorlar. Zihinler değişti mi bir bilgisayarın hafızasının silinmesi gibi. O bir daha artık geri gelmiyor. O artık başka bir şeydir. Şimdi bizim toplumumuz üzerine, bizim üzerimize böyle politika geliştiriyorlar. Ve maalesef biz bu konuda yeteri kadar reaksiyon, yeteri kadar güçlü örgütlülüğe sahip değiliz. Bütün Alevi toplumu açısından bunu belirtmek gerekiyor. Sadece Demokratik Alevi Federasyonu olarak değil, bütün Alevi toplumu olarak hangi sürekten olursa olsun. Sadece rahat süreği de değil. Bütün sürekler için aynı tehlike mevcuttur. Ama devlet bu politikasını uygulamak için, başarması için hepsini doktor hedef almıyor. Birine el atıyor, diğerine hedef gösteriyor ve bu politika biliyorsun 1500 yılından bu yana devam ediyor. 1500 yılından bu yana Aleviler içerisinde nifak sokup birbirinden birlikte hareket etmelerini engellemeye çalışıyor ve sonuç almaya çalışıyor. Şimdi bugün niye daha büyük tehlike var? Alevi biliyorsunuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu 2 sene önce. En büyük tehlikeyi bu yaratıyor. Şimdi bizim kurumlarımızı, federasyonlarımızı tek tek buraya entegre etmeye çalışıyorlar. Bunun anlamı şudur. Alevilik bir inanç değildir, bir din değildir. Alevilik bir kültürdür, bir kültür olarak ele alınıyor. Onun için de Kültür Bakanlığı'na bağlıyor. Ve kuralları da ben belirlerim diyor. Sen diyor orada ne yapacaksın? O dergâhta ne yapacaksın ya da o cemevizde ya da o dernekte ben belirleyeceğim diyor. Senin pilini de ben atayacağım. Pil de yok zaten. Pil kavramı da kaldırılıyor. Dede oluyor. Dede kavramı konuluyor yerine. Bütün Alevi, bu anlamda bütün Alevi kavramlarıyla oynanıyor. Onun için bunlar daha büyük tehlikedir. Fiziki katliamlardan daha büyük tehlike sonuçları doğuruyor. Çünkü fiziki katliamlardan sonra insanlar bir süre sonra o travmayı atlatabiliyor. Ve kendi inancını, kültürünü tekrar yaşayabiliyor, devam ettirebiliyor, toplumsallığını geliştirebiliyor. Ama zihinde Alevilik silindiği zaman, zihinde o inanç silindiği zaman o bitiyor artık. Onun için tehlike daha büyüktür. Şimdi
Bizim tabii ki sorunumuz sadece bununla da değildir. Mesela çeşitli kollarda sadece o cemevi başkanlığı üzerinden bize el atılmıyor. Irkçı partileri hepsi birlikte devreder. Şimdi bizim büyük bir inanç sorunumuz olduğu gibi aynı zamanda büyük bir etnik sorunumuz da var. Ulusal sorunumuz da var. Biz Türk halkı olarak soykırım kıskancındayız. Aynı zamanda inancımızla beraber millet olarak da soykırım kıskancındayız. Alevi olarak, Alevi inancı olarak ve Kürt halkı olarak biz soykırım kıskancından kurtulmuş değiliz. Ama yol aldık. Çok yol aldık. Fakat tehlike de bir o kadar büyük.